akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, bu maçtan önce Eskişehir'in 3-4 maçını analiz ettik. Nasıl oynayacağını tahmin ediyorduk. Merkezde bekleyerek ikinci bölgede üzerlerimize gelmesini sağladık. İlk 15-20 dakika taraftarlarının coşkusuyla da üzerimize daha fazla baskılı geleceğini de biliyorduk. Önce bu 15-20 dakikayı atlatıp oyunu kontrolümüze alıp öndeki kuvvetli ve hızlı oyuncularımızla Eskişehir'in arkada bıraktığı boşlukları değerlendirip sonuca gitmekti planımız. Hafta boyunca bütün bu plan üzerine çalıştık. Bu plan da tuttu. Daha sonraki ikinci bölgede, ikinci yarıda gollerden sonra arkada daha büyük boşluklar bıraktılar. Üzerimize geldiler. Bunları da değerlendirmek, bir tanesini değerlendirebildik. Yani bir iki tane daha pozisyon var, değerlendirebilirdik. Ama sonuç olarak taktiksel anlamda bugün bunu yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımız da sağ olsunlar, her hafta rakibe göre ayrı bir maçların hikayesi olduğuna göre biz de her rakibe göre taktiksel anlamda haftalık çalışıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz, oyuncularımızı anlatıyoruz. Bugün de bu maçın hikayesine göre taktiksel anlamda ne söylediysek oyuncularımız harf harfine yerine getirdiler. Taktik disiplinden dolayı böyle bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aramızda bulunamayan Ankara Gücü taraftarlarımıza, uzaktan da olsa onların bize verdikleri desteği biliyoruz. Bu galibiyeti camiamıza ve aramızda olamayan taraftarlarımıza da armağan ediyoruz. Sonuç olarak Eskişehir Spor'da Türk futbolunun en köklü, en değerli kulüplerinden birisi. Burası da bir futbol şehri. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorusu olan? Buyurun. Bir taktik zaferi diyebilir miyiz bugünkü maça? Yani futbol bir ekip işi. Oyuncularımız, biz teknik heyet, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, medyamız, biz geldiğimiz ilk günde böyle konuşmuştuk Ankara'da. Bugün taktiksel anlamda oyuncularımızla beraber biz istediğimizi aldık. Çok şükür 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. Buyurun. Söylediğim gibi biz her hafta isimler değil, biz 24 kişiyiz. Rakibe göre analizler yapıyoruz. Eskişehir'in 4 maçını analiz ettik. Bu maça göre kimin oynayacağını karar verdik. Takım için kim faydalı olabilir diye çok düşünüyoruz. Bizim işimiz bu. Düşündük dedik ki Kenan'ın oynaması lazım. Çünkü önde kuvvetli, hızlı, İyi driplikler yapıyor. Yani Doka topu ayağına aldığı zaman topu saklayan, koruyan bir oyuncu ama Kenan sprinti olan bir oyuncu. Aynı zamanda beklerin çok oyuna katılacağını bildiğimiz için bekleri de kovalayacak bir tane koşucu adam olması lazım. İlhan'la Kenan'ı kenarları kapattık. Merkezde de Umut koşucu, savaşçı bir oyuncu. Bu şekilde biz oyuncularımızı hazırladık. Haftaya Doka oynar, Anton çıkar, Altay oynar, Mahmut oynar, Enes oynar. Sonuçta biz 24 kişilik bir takımız yani. Bizim oyuncak bu oyuncak diye forma, yani her hafta klasik her oyuncunun üzerinden gitmiyoruz. Rakibe göre çalışıyoruz. Rakibe göre bir değerlendirme yapıyoruz. Kimin oynaması gerekiyorsa kendimizce onu oynatıyoruz. Yani bugün taktik tuttu. Başarılı olduk. Bazen siz böyle düşünüyorsunuz. Bazen de istediğiniz gibi işler yolunda gitmiyor. Olmuyor yani. Onun için bugün çok şükür taktik tuttu ve kazandık yani. Evet, kasığında bir problem var. Altay'da genç bir kalecimiz, 18-19 yaşında. Altay'ı da bugün kazandık. Zaten kendisiyle uğraşıyoruz. Önü açık. Belki Türk futboluna çok önemli bir kaleci kazandırmak için çalışıyoruz. Bugün de onun için bu kadar güzel bir taraftar önünde, deplasmanda böyle bir sorumluluk alarak oynaması onun için de bir tecrübe oldu. Onun için de bir kazanç oldu. Bizim için de Türk futbolu için de bir kazanç oldu. Hayırlısı diyelim. Öncesinde zorlu bir müsabaka olacağını söylemiştik. Mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Hakikaten o bilinç içerisinde çalıştık. Oyuna da iyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle 45 dakika içerisinde hemen hemen rakibe pozisyon vermedik. Yediğimiz gol dışında ikinci yarı gene çok istedik. Ama bugün hakikaten futbol şansı da yanımızda değildi. Beceriksizliğimiz de vardı. İnanılmaz goller kaçırdık. Futbolda atacaksınız. Biz kaçırdık, rakibimiz attı. Böyle bir maç müsabaka oldu. Ama beni üzen açıkçası yine eski hastalığımız hortladı. Çıkarken kendi ayağımızdaki topları kaptırdık. Onlardan gol yedik.
Ama hakikaten mücadelesinden falan oyuncuların tabii ki böyle goller yine demolize olur ama son ne kadar kovaladık. Kaçırdığımız veya yediğimiz gollere baktığınız zaman 3-1'lik skor hakkaniyet değildi ama futbolda atacaksınız. Dediğim gibi biz kaçırdık, rakibimiz attı. Bu anlamda çok üzgünüz. Sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan arkadaşlar? Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler.